Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markası General Mobile'ın yeni cihazı CM24 Pro'yu birlikte inceleyeceğiz. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz söz konusu Türkiye'de üretilen cep telefonları olduğunda General Mobile bu aranla farklı bir isme sahip. Zira günümüzdeki markalar Türkiye'de fabrika açmadan önce de General Mobile Türkiye'de üretim yapmaya devam ediyordu. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim CM24 Pro'nun bizlere sunduklarına. İlk olarak arkadaşlar incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Genel olarak dış hatlarıyla baktığımız zaman son derece şık bir cihazla karşı karşıyayız. Bunu bir kere sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Arka taraf hoş bir dokudan oluşuyor. Hatta bu telefon ilk kutudan çıktığında arka kısımdaki bu kapağın çıkmayacağına dair ve bunun yekpare bir yapı olduğuna dair bir uyarı vardı. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Son derece burada şık bir tasarımla karşı karşıyayız arkadaşlar. Arkada parlak bir yüzey bizleri karşılıyor. Bu yüzey çizilebilir mi? Evet çizilebilir. Parmak izi bırakıyor mu? Çok fazla parmak izi bırakmıyor arkadaşlar. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Yani ne olur ne olmaz. Telefonu kılıfla kullanmanızda yarar var. Çünkü hani cebinizde bozuk para olur, ne bileyim anahtar olur, anahtarlık olur vesaire. Bunlar arka tarafı çizebilir arkadaşlar. Çünkü hani parlak yapılarda genel olarak çizilme olayı biraz daha fazla oluyor. Bunu zaten biliyoruz. Arka tarafta kare şeklinde, daha doğrusu dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir kamera adamız bulunuyor. Bu kamera adasının üzerinde 3 farklı kamera ve hemen alt kısımlarında da bir adet arkadaşlar flash ışığımız yer alıyor. Onun yanında 108 megapiksel ifadesi var ve alt tarafta da yine dikey olarak konumlandırılmış General Mobile logosunu görüyoruz. Kamera detaylarına birazdan gireceğim. Bu kameranın neler yapıp neler yapamadığını size net bir şekilde göstereceğiz. Bunu hemen baştan belirtelim arkadaşlar. Telefonun ön yüzüne baktığımızda bizleri oldukça ince yapılı çerçeveler karşılıyor. Bu gayet hoş. Delikli ekran tasarımıyla gelen bir telefon söz konusu arkadaşlar. Yani damla çentik olmamasının önemli bir avantajı şu. Ekran gövde oranı rakiplerine göre bir tık daha yüksek diyebilirim. Hem sağ hem sol çerçeve son derece ince bir şekilde konumlandırılmış. Alt çerçeveye baktığımda da en az üst çerçeve kadar ince olduğunu görüyorum. Burada şu önemli arkadaşlar, biliyorsunuz genel olarak son dönemdeki akıllı telefonlarda alt çerçeve biraz daha kalın bırakılıyor. Bu da hani görüntüde biraz daha böyle göze hoş gelmeyen bir yapı oluşturuyor. Fakat General Mobile burada alt çerçeveyi de gerçekten son derece ince bir şekilde konumlandırmış. Bu açıdan baktığımızda telefonun hayli şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Telefonu kendinize doğru tuttuğunuz sağ tarafta power ve ses açıp kapama tuşları bulunuyor. Bu telefonun kullanımını da rahatlaştıran bir etken olmuş. Tek elinize rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz arkadaşlar telefonu. Yani tek elle, benim ellerim çok büyük değil bu arada, şöyle göstereyim. Tek elle kullanmanız son derece kolay, basit bir şekilde tek elinizde kullanabiliyorsunuz. Zaten parmak izi okuyucusuna vesaire de rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz arkadaşlar tek elle kullandığınız takdirde de. Bu arada yüz tanıma özelliği de mevcut. Tabii bu yazılımsal bir olay. Yani yazılım haricinde donanım destekli bir yüz tanıma özelliğinin olmadığını belirtelim sizlere. Ama yazılımsal anlamda da son derece güzel çalışıyor. Eğer çok düşük ışığa sahip bir ortamda değilseniz yüzünüzü göstererek rahat bir şekilde kilidi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama düşük ortamda yüz tanıma özelliğinin çok verimli çalışmadığını sizlere belirtelim. Zaten bu tarz telefonların hepsinde böyle. Biliyorsunuz eğer donanım destekli bir yüz tanıma özelliği yoksa, yani kızılötesi destekli ya da ne bileyim çeşitli sensörlerin olduğu herhangi bir destek söz konusu değilse, kamera bazlı yüz tanıma özellikleri düşük ışıkta iyi bir performans vermiyor. Bu zaten alıştık. Evet, tasarım genel hatlarıyla güzel. Benim hoşuma gitti. Ele oturan bir yapısı var. Hafif, çok ağır değil. Elinizi yormuyor. Hani cebinizde böyle çok aman aman bir yer kaplamıyor. Dolayısıyla General Mobile 24 Pro'nun bu anlamda beni memnun ettiğini söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun özelliklerine, teknik detaylarına ve bu teknik detaylardan sonra da telefonumuzun nasıl bir oyun performansı, nasıl bir kamera performansı sunduğunu sizlere göstereceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu cihazda 6.7 inçlik Full HD AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu AMOLED ekranın arkadaşlar yenileme oranı 120 Hz ki bunun son derece önemli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Neden? Çünkü oyun oynarken özellikle de PUBG gibi, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda yenileme hızının yüksek olması oyundan daha fazla keyif almanızı sağlıyor ki bu fiyatlara satılan bir telefonda 120 Hz'lik bir ekranın bulunması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Normalde 60 Hz'lik ekranlar falan kullanıyorlar. Bu açıdan baktığımızda General Mobile gerçekten önemli bir iş başarmış diyebiliriz. Özellikle fiyatına baktığımızda, ki fiyatta söyleyeyim sizlere arkadaşlar, bu telefonun halihazırda internette 11.000 Türk Lirası civarındaki fiyatları bulabiliyorsunuz. Baktığımız zaman 11.000 Türk Lirası civarında fiyatlara General Mobile'in bu cihazını bulmak neredeyse imkansız. Bunu size net bir dille ifade edebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer önemli unsurlara. Bu cihazda
MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Helio G99 Yonga seti bulunuyor arkadaşlar. 8 çekirdekli bir Yonga seti. Bu Yonga seti 16 GB'lık RAM tarafından destekleniyor ve cihazımızda 256 GB'lık bir dahili depolama alanımız bulunuyor. Ayrıca 1 TB'lık micro SD kart desteğinin bulunduğunu da sizlere belirtmiş olalım. Yani eğer bu 256 GB'lık alan benim için yeterli değil derseniz micro SD kart takarak 1 TB'a kadar kendinize ek bir depolama alanı oluşturabiliyorsunuz ki bence yani 256 GB'lık depolama alanı sizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. Hani günümüzde bazı modellere baktığımız zaman özellikle hani General Mobile'ın bu segmentindeki rakiplerine baktığımız zaman depolama kapasitelerinin 128 GB civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada General Mobile'ın 256 GB bir depolama kapasitesi sunması bizler için önemli bir artı diyebiliriz. Evet, gelelim RAM kısmına. RAM'de de önemli bir detay var arkadaşlar. Burada 16 GB RAM dedik. Burada 8 GB'ın dahili depolamadan alınarak yani Extended RAM dediğimiz, biliyorsunuz arkadaşlar son dönemdeki pek çok cihazda artık dahili depolama seçenekleri RAM olarak kullanılabiliyor. Ne yapıyorsunuz? Mesela dahili depolama seçeneğinizin 2 GB'ını, 4 GB'ını ya da 8 GB'ını RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu mümkün kılan şey ise arkadaşlar telefonlarımızdaki dahili depolama ya da SSD dediğimiz bu kısımların çok yüksek hızlara ulaşmış olması. Öyle ki artık neredeyse RAM kadar hızlanmış durumdalar. Dolayısıyla bu depolama alanlarını biz RAM olarak da kullanabiliyoruz. Zaten biraz daha teknoloji geliştiği zaman artık RAM'e yani ayrı bir RAM'e ihtiyacımız olmayacak gibi görünüyor. Hem bilgisayarlar için hem akıllı telefonlar için RAM diye bir kavram hayatımızdan çıkmış olacak. Niye? Hali arzudaki SSD depolamalarla RAM ihtiyacını da karşılar pozisyona gelmiş olacağız. Tabii ki hani ultra bir RAM teknolojisi çıkar. O ayrı bir mesele ama şu andaki gidişat bu yönde. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım arkadaşlar. Cihazımızın teknik özelliklerine baktığımız zaman zaten kaldıramayacağı bir oyun olmadığını anlıyoruz. Yani halihazırda Google Play Store'da karşınıza çıkan hemen hemen bütün oyunları bu telefonla rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı sizlere söyleyebilirim. Biz bu telefonla Call of Duty Mobile ya da PUBG Mobile gibi oyunları oynadık. 15'er dakika, 20'şer dakika, 30'ar dakikalık periyotlarda hiçbir ısınma sorunu karşımıza çıkmadı arkadaşlar. Isınma ya da donma olmadı. 1 saati aşan sürelerde ise hafif hafif ısınmalar başladı ama asla bu ısınmalarda oyunda donma ya da kasma yapmadı. Şunu da belirtmek istiyorum. Biz telefonu çıplak olarak kullandık. Yani herhangi bir kılıf vesaire takmadık. Muhtemelen siz kılıfla kullandığınız zaman zaten bu ısınmayı hissetmeyeceksiniz bile. Dolayısıyla oyunda performans düşmeleri de olmadığı için bunlar size böyle büyük bir eksi olmayacaktır. Hatta fark etmeyeceksinizdir bile diyebilirim. Evet, gelelim telefonumuzun kamera performansına. Dediğim gibi telefonun arkasında zaten 108 megapiksel AI ifadesi var. Yani 108 megapiksellik yapay zeka destekli bir kamera olduğunu biz cihazın arkasına baktığımızda anlıyoruz. Bu 108 megapiksellik kameraya arkadaşlar tabii ki 2 adet daha kamera eşlik ediyor. Bu kameralardan bir tanesi geniş açılık değeri ise arkadaşlar tabii ki makro kamera. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kameramız yer alıyor. Evet, peki bu kameraların çekim performansı nasıl? Dilerseniz şimdi bu cihazla çektiğimiz fotoğraflar ve videolarla sizleri baş başa bırakıyorum. Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar bir kez daha arkadaşlar. Bu sefer sizlere General Mobile'ın yeni cihazının kamerasından sesleniyorum. Gördüğünüz gibi ön tarafta, ön kamerayla bir video çektiğinizde karşınıza böyle bir performans çıkıyor. Şöyle netlediğimiz zaman bakalım arkalarda yok. Yani ön kameranın performansı bu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi ise arka kameradan sizlere sesleniyorum. Gördüğünüz gibi arka kamerayla şu anda ofisimizin manzarasını çekiyoruz. Şöyle zoom performansı isterseniz sergiliyorum sizlere. Şu anda 3.54x zoom, şöyle adalar manzarası. Adalara doğru bir yakınlaştırma söz konusu. Bakın şöyle adalar normalde ise böyle gözüküyor arkadaşlar. Bunu size belirtmiş olalım. Kısacası General Mobile'ın bu modelindeki kamera performansı bu şekilde diyebiliriz.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihaz ile çektiğimiz fotoğraf ya da videoların son derece kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada şunu atlamamak gerekiyor. Ben bu telefonun fiyatına göre bir değerlendirme yapıyorum. Elbette ki yani kalkıp da bir iPhone Pro Max ya da ne bileyim bir Huawei P60 Pro ya da ne bileyim bir Galaxy S24 Pro gibi cihazlardan aldığımız performansı kalkıp da 11 bin liraya, 12 bin liraya satılan telefondan alamayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla burada bu fiyat segmentinde satılan diğer telefonların kamera performansına baktırdığımızda ve onlarla karşılaştırdığımızda GM 24 Pro gerçekten muazzam bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu cihazda son olarak değinmek istediğim konu tabii ki batarya. 5000 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor arkadaşlar. Ve bu telefon arkadaşlar 33 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Kutu içerisinden adaptör çıkıyor mu diye merak edenler olabilir. Evet arkadaşlar, kutu içerisinden adaptörümüz çıkıyor. Yani ya ben bu telefonu aldım, acaba adaptöre ekstradan ücret ödemem gerekli mi diye kafanızda soru işaretleri oluşmasına gerek yok. Kutu içerisinden adaptör çıktığı için halihazırda 33 Watt'lık hızlı şarj adaptörünüz de telefonla birlikte geliyor. Bunu sizlere belirtmiş olalım. 5000 mAh'lik batarya ile ben 1,5 günü falan rahat çıkardım arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ama çok fazla sosyal medya kullanımım ya da oyun oynama şeyim olmadı. Ama sizden çok fazla sosyal medya kullanır ya da oyun oynarsanız bir günü rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ki 5000 mAh biliyorsunuz ortalamanın üzerinde bir yer. Günümüzde genellikle bu segmentteki cihazlarda 4000 mAh'lik bataryaları görmeye alıştık biz. Dolayısıyla burada General Mobile'ın 5000 mAh'lik bir batarya kullanması kendi hanesine bir artı olarak yazılabilir. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Genelde bize çokça sorulan bir soru. Bu telefonlarda acaba NFC özelliği var mı yok mu? Bu cihazda var arkadaşlar. Yani NFC, atıyorum kredi kartınızı ya da akbilinizi vesaire pasonunuzu tanımlayabilir ve onu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da bir gerçek. Bu segmentteki çoğu cihazda NFC özelliği yok arkadaşlar ama General Mobile bunu bile koymuş. Gerçekten ben takdir ettim. Hani 11 bin liraya satılan bir cihazda bu kadar özellik olması, bu kadar dolu olması bu cihazın gerçekten güzel bir şey. Özellikle günümüzde artık 10 bin Türk lirası altında telefonun bulunmadığı bir seviyelerde. 11 bin liraya, 12 bin liraya bu fiyat segmentine satılan bir telefonun bu kadar dolu olması gerçekten güzel bir olay. Gönül isterdeki cihazın fiyatı biraz daha böyle 9000-9500 seviyelerinde olsun. Hani bu öğrenciler için yapılan bir kampanya var ya, ona dahil edilsin. Malum bu cihaz Türkiye'de üretilen bir cihaz. Belki önümüzdeki süreçte bir kampanya ile fiyatı 9500 Türk lirası seviyelerine düşerse arkadaşlar cihaz o kampanyaya da dahil edilebilir. Ama bu haliyle bile bence hani o kampanyada alacağınız cihazlardan çok daha iyi. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Bir de son olarak değinmek istediğim konu, benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bu özellik. Duvar kağıdı değiştirme özelliği var ekranda. Ana ekranda da bastığınız zaman buna canınız sıkıldıkça duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. Hani bir süre sonra eliniz alışıyor zaten, sürekli oraya gidiyor. Bu özelliği de sizlerle paylaşmak istedim. Benim çok hoşuma gitti bu özelliği. Evet arkadaşlar, bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.